Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi alışveriş videosu için alışverişim önümde. Bu kez farklı olarak alışveriş videosunu sizinle birlikte açmak istiyorum. Sizin için yine bu bir denemeli alışveriş olacak. Ekranda fotoğraflar olacak, giyeceğim yani, ama benim için birazcık sürpriz olacak. Normalde biliyorsunuz ki alışverişleri hep önceden alıyorum ve size öyle gösteriyorum. Bu kez birazcık ilk izlenim gibi bir şey olsun istedim. Çünkü bazen biliyorsunuz internette gördüğümüz alışverişler geldiğinde ve kutuyu açtığımızda hiç de beklediğimiz gibi çıkmayabiliyor. O yüzden bakalım, hep birlikte göreceğiz. Hemen videoya geçmek istiyorum. Önümde şöyle kocaman bir Zara paketi var. Bunu Inditex indiriminde almıştım. Bir de indirimde değil ama H&M alışverişim var. İkisi de kıyafet alışverişi. Zara'dan mükemmel kıyafetler aldım. Mükemmel parçalar seçtim. H&M'den mükemmel spor kıyafetleri aldım arkadaşlar. Spor taytları, spor bralar, hepsi mükemmel. İnanılmaz heyecanlıyım. Bir an önce açmak istiyorum. Ben de sizinle birlikte görmek istiyorum. Şimdi şu H&M'i şuraya bırakalım. Önce ben diyorum ki şu büyük kutuyu, şu Zara kutusunu açarak başlayalım. Zaten kutumuzun şurası açılmış. Kargodan böyle geldi. Hatta burası da açılmış. Burası kapalı neyse ki. Yani gerçekten orası da açılsa kargomuz bildiğiniz açık gelecekmiş. Ta 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 ta. Şu an çok heyecanlandım çünkü en sevdiğim renklerden bir tanesi gül kurusu. Ve gül kurusu şeyler seçtim, görüyorsunuz şu an çok güzel görünüyor hepsi. Umarım yediğimde de güzel olur. Umarım iadeye gidecek şeyler olmazlar. Bu arada ürünlerin hepsinin linkini aşağı bırakacağım. Aşağıdaki açıklama kutucuğunu genişleterek ürünlerin linkine ulaşabilirsiniz. Ha bir de öncelikle ürünleri göstermeye geçmeden önce videoyu beğenirseniz, beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve tabi hala kanalıma abone misiniz bilmiyorum ama abone değilseniz hemen şimdi videoyu durdurup abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hemen başlayalım. İlk olarak bu üstü aldım. Rengi çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Bu deri. Böyle hafif balon kol gibi bir omzu var. Burası lastikli. Arka kısmı, arka detayı. Ben small aldım. Aldım her şeyi. Ayrıca bu şuradan fermuarlıymış. Evet, bunu alırken aslında bu kadarına dikkat etmemiştim. Şu anda bu arada şaşkın şaşkın bakıyor olabilirim kıyafetlere. Onu da söyleyeyim çünkü dediğim gibi ilk izlenim. Ben de böyle hani böyle garip garip bakarsam kıyafetlere, anlayın yani. Ben de sizinle birlikte ilk kez görüyorum. Şöyle. Bunu çok çok beğendim. Yani şu anda burada çok beğenip denedikten sonra hiç beğenmeyebilirim ya da üstümde hiç güzel olmayabilir. O da bir ihtimal tabii ki. Deneyince göreceğiz artık. Siz de göreceksiniz tabii ki ekranda. Ama bu böyle bir üst. Şu an için çok çok beğendim. Bir diğeri de bu. Ya bunu çok beğenmiştim gerçekten. Şöyle bir bakayım ben de. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ama bu bana büyük olur mu acaba? Onu şu anda açıkçası bilemedim. Yakasında ve kollarında bu şekilde dantel detayları var ve ben bu detaylara bayıldım. İnanılmaz kibar, inanılmaz zarif duran bir parça. Rengi zaten kesinlikle ilk başta rengi gönlümü fethetti. Sadece şeyden emin değilim. Ön kısmı çok açık olur mu? Çünkü ben nasıl desem, bir hani şurada bir düğme daha olsaymış keşke dedirten üstleri sevmiyorum. Ama bunu bilemedim. Yani şu kısmı biraz derin olabilir. Onu artık giyerek göreceğiz dediğim gibi. Ama umarım olur. Çünkü çok güzel. Rengine falan gerçekten bayıldım. Bir de tek çekineceğim şu anda. Bence bu bana büyük olacak. Bunu da small aldım. Keşke X small alsaydım. Bir diğer parçamız da buydu. Gelelim bir tane skinny jean aldım. Ben skinny jeanleri çok seviyorum. Biliyorsunuz mom jeanlerden nefret ediyorum. Normal düz boru paça diye tabir ettiğimiz kotları, bir de böyle dar paça skinny jeanleri yani giyiyorum hala. Bu da normal bildiğimiz bir skinny jean. Şu anda bakıyorum çok güzel. Bu arada bunların bedeni arkadaşlar çok küçük. Ben normalde jeanlerde 36 giyiyorum. Bunun 36'sının düğmesi bile kapanmadı. Kalıpları inanılmaz küçük. Yani Zara'da da diğer kotlarda 36 alıyorum ve tam oluyor. Ama bu skinny jeanlerde 36 kesinlikle olmuyor. Ben 38 aldım. Bir beden büyük aldım. Siz de bence öyle yapın. Bedeninizin bir beden üstünü alın. Bu da böyle bir skinny jean'di. Bunu sevdim çünkü şöyle sevdim. Ben çok fazla taşlanmış diye tabir ettiğimiz böyle karışık karışık olan kotları sevmiyorum. Bence bir kot tamamen böyle bir kot olmalı. Klasik bir kot olmalı. O yüzden bunu da çok sevdim. Bilmiyorum, bunu da deneyeceğiz bakalım. Bir diğer aldığım şey ise böyle bir büstiyer. Birazcık yazı düşünerek aldım açıkçası bunu. Rengi benim en sevdiğim
sevdiğim renk. Ben beyaz ve bej tonlarını inanılmaz seviyorum. Benim ilk elimin gittiği renk o. Sonra da gül kurusunu çok seviyorum. O yüzden bunu görünce de dayanamadım. Bunu da bu arada small aldım. Bu olur mu? Bence bu olur gibi geliyor bana. Çünkü çok geniş bir yapısı yok. Bu arada bunun da şu kenarında gizli fermuar varmış. Bir tanesi de bu. Bakın üstündeki de bu renk zaten. Seviyorum. Bir tanesi de hemen burada göstereyim. Bu atkıyı aldım. Bu atkıyı bu arada erkek reyonundan aldım. Zara Man'den. Ama böyle bir atkının bence erkeği katına olmaz diye tahmin ediyorum. Bunun bir de beyazı var. Onda da çok uzun zamandır gözüm vardı. Fakat o yoktu. Bitmişti yani. Bu da benim bu arada sevdiğim bir diğer renktir. Yani beyaz ve krem bej tonları, gül kurusu ve böyle mavilere bayılıyorum. Kesinlikle en sevdiğim renk tonları. Yani tam olarak bebek mavisi diyebilir miyiz buna? Bence tam bir bebek mavisi değil. Çünkü o kadar çok bebek mavisi, o kadar pudralı renkleri sevmiyorum ben. Fakat bu çok daha o pudra mavinin bir tık üstü ama tam mavi de değil. Ben yani görüyorsunuz şu anda ben neden rengi size anlatıyorum bilmiyorum ama bilmiyorum bu rengin bir tonu var mı? Yani tam şu rengin varsa lütfen bana yazar mısınız? Bu rengin tam tonunun ismi nedir? Çünkü ben çok seviyorum bu renkleri. Şöyle. Saçımızı da çıkaralım mesela. Tamamdır. Mükemmel. Bunun %80 polyester, %20 de yün içerikli. O yüzden sıcak tutacak da bir atkı. Böyle kalın, yumuş yumuş, hem görüntüsü güzel hem de sizi sıcak tutacak bir atkı arıyorsanız buna bakabilirsiniz bence. Ben bunu inanılmaz beğendim. Beyazını yakalasaydım gerçekten güzel olurdu diye düşünüyordum. Fakat şu an tamamen vazgeçtim. Çünkü benim kabanım zaten beyaz. Yani şu üstümdekinin tonlarında. Ve şu an bu ikisi mükemmel oldu. Atkı da beyaz olsaymış bence birbirini tamamen kapatırdı. O yüzden bunların ikisi birbirini mükemmel tamamladı diye düşünüyorum. Çok beğendim. Şu ana kadar gerçekten çok beğendim aldıklarımı. Bir tane de böyle büstiyer aldım. Böyle dantelli bir büstiyer. Bu renkler benim en sevdiğim renkler gerçekten. İçerisinde şöyle bir astarı var bu arada. Sadece tül değil. Alt kısmı sadece tül ama. Ben bunun hem siyahını hem de bunu sepetime eklemiştim ki sepetimde siyahı gitti. Gerçekten rengi çok iyiymiş bunun da. Şöyle yakından göstereyim bakın. Kendisi de çok iyi. Dokusu falan çok iyi. Çok beğendim. Bir tık daha baharlık havalarda üstüme böyle ince bir hırka alıp içerisine bunu giyebilirim. Ya da benim bazı transparan üstlerim var. Beyaz renklerinde falan. Onların içine de giyebilirim. Öyle düşünerek aldım. Bu da güzelmiş. Bir tane daha ben bu kadar büstiyer almış mıydım ya? Evet, bir tane daha büstiyer almışım bu arada arkadaşlar. Bu direkt strapless kesim bir büstiyer. Burasında balenleri de varmış ki balen olacağını aslında düşünmemiştim ve bu bence çok iyi bir şey. Bunun small'unu aldım. Evet, işte bundan hiç emin değilim arkadaşlar. Bu acaba bana olur mu? Ben bu tarz şeylerde çünkü sorun yaşıyorum. Yani small deniyorum, X small oluyor. Bazı markalarınsa X small'u küçük geliyor, small'u oluyor. Öyle markadan markaya, aslında kalıptan kalıba çünkü değişiklik gösterdiği için tam olarak bilmiyorum ama bunu da deneyeceğiz. Yine kotlarla falan inanılmaz güzel duracak bir üst bu. Değil mi? Ben çok beğendim şu anda. Aldıklarımın hepsinden çok memnunum. Bunun da tam şu köşesinde bu arada yine gizli fermuar var. Çok daha rahat giyilecektir. Ve Zara'daki son parçamız bir eldiven. Arkadaşlar bu eldiven %100 kaşmirdi bu arada. Yumuşacık, kaşmir, sıcacık tutacak bir eldiveni açıkçası ihtiyacım vardı. Keşke başka bir renk olsaydı. Yani bunun şu anda bir krem rengi, bej tonları ya da bir siyah, en azından esprisiz dümdüz siyah olmasını isterdim. Giymeye çalışayım. Bu arada uzun olmasını ben çok sevdim. Siz nasılsınız bilmiyorum ama ben kışın donan insanlardanım. Özellikle dışarı çıktığımızda sadece ellerim değil, şu bileklerimden yukarısı bile benim donuyor. Ben bunu gördüğümde dedim ki işte bu dedim. Yani uzun olması beni kesinlikle cezbetti. Aynı eldivenin kısa olanı olsaydı da ben bu uzun olanını tercih ederdim. Üstüne böyle kazakları da indirerek görüyorsunuz şurama kadar sıcacık tutuyor şu anda. Tam bir kışlık. Bu arada sevdim ya. Sanki böyle elimde kötü durmadı değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Bunu iade etmeli miyim sizce, yoksa yakıştı mı? Güzel, böyle. Zara'dan aldıklarımız bunlardı. Zara'yı şimdi kapatıyorum. Hepsi çok güzel parçalardı. Dediğim gibi siz görüyorsunuz ama ben bilmiyorum şu anda. Umarım aldıklarım olur. Umarım iade etmem gereken herhangi bir parça çıkmaz içerisinde. Şimdi H&M'e geçiyorum. Açalım. Ya bunlar için de çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben evde spor yapıyorum. Ve evde spor
yapmak biliyorsunuz ki zor. Aslında evde spor yapmak zor değil. Evde spora motive olmak çok zor. Ve kendimi motive edebilmek için kendime çok güzel bir mat aldım. Çünkü mat kesinlikle sporda çok önemli bir şey. Yere temas etmemeniz gerekiyor. Bazı hareketlerde özellikle böyle dirseklerim falan yere temas edince canım çok yanıyordu. O yüzden kendime çok güzel bir mat aldım. Bu arada bu aldıklarımı beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen ekrana Instagram hesabımı bırakayım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü bu aldıklarımı sık sık deniyorum. Storyler bırakıyorum. İndirimde genelde yakalamaya çalışıyorum. Ben mat alacaksam eğer mat alacağımı planlıyorum ve takip ediyorum. Beğendiğim matı indirime girer girmez alıyorum ve Instagram'da bunu sizinle paylaşıyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Ne diyordum? Kendime mat aldım ve olabildiğince böyle spor kombinler yapmaya çalışıyorum. Rahat taytlar, bralar, sporcu sütyenleri almaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar böyle giydiğim şeyi beğenirsem o kadar çok gerçekten spor yapmak için motive oluyorum. Bence herkes motive olur diye düşünüyorum. H&M'in ayrıca ben spor bölümüne gerçekten bayılıyorum. Çünkü üstünde toparlayıcı yazmayan taytları, üstleri bile inanılmaz toparlayıcı oluyor. İnanılmaz şekillendirici oluyor. Çok beğeniyorum gerçekten. O yüzden olabildiğince sürekli H&M'i yeniliyorum. Çünkü devamlı yeni ürünler ekleniyor. Ve şu ürünler H&M'e yeni eklenmiş. Bakın şunlar. Bunların mükemmel renkleri vardı. Ama bu rengi çok sevdiğimi söylemiştim size. Ben bunlardan aldım. Şimdi açalım bakalım. Teker teker göreceğiz. Bu arada H&M'de tam olarak hangi beden bana olur bilmediğim için bir X small bir de small aldım bazılarında. Bakın mesela bu sporcu sütyenin hem small'ını hem de X small'ını aldım. Hangisi bana olursa onu bırakacağım. Diğerini göndereceğim çünkü. Bununla başlayalım o zaman. Direkt bunu gösterdiğime göre bunu açalım. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Ben bunları çok beğendim. Çok güzel renkleri var. Sarılar, lilalar. Artık hangisini daha çok seviyorsanız alabilirsiniz. Bakın bu X small kesin. Evet tahmin ettim çünkü. Mini minnacık. Gerçi bu ona bakmıyor spor kıyafetleri. Renge bakar mısınız ya? Müthiş. Ve şu olayı çok güzel arkadaşlar. Destekli. İçerisinde epey kalın bir destek bu arada. Yani ince yok gibi bir destek değil. Şuradan desteği çıkarabiliyorsunuz. Bunu ben sitesinde görmüştüm. Bu da tabii çok hoşuma gitti. Şurasında bakın buradan isterseniz şu içindeki desteğini çıkarabiliyorsunuz. Böyle bir üst. Çok güzel. Bunun bakalım diğeriyle farkı çok var mı? Bakın small'u da böyle. Ben small'unu tercih edeceğim gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın arasında şöyle fark var yani X small'la small arasında tabii ki. Ben small'u tercih edeceğim çünkü bu tarz spor sütyenlerini giyerken belki okey ama çıkarırken biraz artık terlemiş oluyorsunuz ve biraz zor. Yani şöyle çok darlaması var ya şuralarımı falan sıkması ve darlaması. Ben ondan pek hoşlanmıyorum. Spor yaparken böyle rahatsız hissettiriyor bana. Bir de çok daha rahat çıkarabilmek adına ben genelde small tercih ediyorum ama H&M'in kazaklarda falan kalıpları inanılmaz büyük. O yüzden belki bunda da öyledir diye X small'unu da alıp bir denemek istedim. Ama tercihim small'dan yana olacak. X small'u iade edeceğim. Bu şekilde almam da iyi olmuş. Gelelim bunun takımına yani altına. Takım şeylere bayılıyorum. Şöyle bir altı var bunun. Bakın görüyorsunuz. Tamamen dikişsiz bir model ama ince bir model değil. Dikişsiz taytlar genelde biliyorsunuz çoğu markada çok ince kumaştan oluyor ve genelde toparlayıcı olmuyor. Ama bunun kumaşı gerçekten çok kalın ve ben toparlayıcı olacağına inanıyorum. Bilmiyorum. Deneyince göreceğiz. Bu da böyle bir tayt arkadaşlar. Her şeyi harika. Bakın hemen takım olarak size göstereyim. Bakın şöyle bu ikisini giyeceksiniz. Nasıl? Ben şu anda motive oldum. Şu anda spor yapabilirim yani. O yüzden böyle şeyler son zamanlarda alıyorum. Neden? Çünkü evdeyiz. Karantina ne yaptı? Tabii ki hepimize bir şekilde yediklerimize dikkat etsek bile hareketsizlikten ötürü yani spor şartı spor şartı kısaca. Bir tane siyah tayt aldım gene. Siyah tayt biraz fazla alıyorum. Çünkü siyah taytı dışarıda da ben çok rahat giyebiliyorum. Şöyle bir tane siyah tayt aldım. Bakın benim için bir diğer kriter de şu. Ben beli böyle kalın taytları daha çok seviyorum. Mesela bu daha kalın. Muhtemelen daha toparlayıcı ve daha güzel görünecektir. Şu bel kemerinden bahsediyorum. Böyle taytları çok seviyorum. O yüzden alabildiğince böyle taytlardan almaya çalışıyorum. Ama bu taytın buraları çok şeymiş ya. Ben pek sevmiyorum böyle taytları. Giyince güzel olabilir. Giyince
fikrim değişebilir ama böyle olduğunu pek bilmiyordum. Dikkatli mi bakmadım acaba siteden? Neyse, bunu da deneyince göreceğiz. Güzel de olabilir. Bazen böyle baktığımda beğenmediğim bir şeyi denedikten sonra beğeniyorum. Bu arada bunların da hepsinin linki tekrar tekrar söylüyorum aşağıda olacak. Bu aldıklarımın hiçbiri indirimde değildi bu arada H&M'dekilerin. Sadece bir tanesi indirimliydi. İndirimde aldım bunu. Bayağı indirimdeydi aslında. 49.90 falandı. Umarım hala indirimdedir. Size linkini bırakırım çünkü. O da böyle gri, basic bir bra. Bakın bunun desteği yok mesela. Yani tercihe bağlı. Ben böyle de çok seviyorum. Destekli olunca da çok seviyorum. Ayrıca bunun rengini de çok sevdim. Çünkü gri. Yani böyle dümdüz. Gri de her şeyle uyabilir. Mesela bu siyahı giydim. Üstüne direkt bunu giyebilirim. Hatta ve hatta diyelim bu ikisini takım olarak giymeyeceğim. Bu tight'la birlikte de çok güzel oluyor. Yani bu tarz renkler seçerseniz eğer birbirleriyle de takım yapabilirsiniz. Mesela böyle siyah bir tight her renk üstle takım olacaktır. Az önce aldığım bu mavileri bu siyahla birlikte de giyebilirim. Bakın bu ayrı bir kombin. Bu ikisi ayrı bir kombin. Şu ayrı bir kombin. Bu ikisi ayrı bir kombin. Yani şöyle söyleyeyim. Her iki tarafta birbirinden çok alakasız desenler de değilse eğer birbirleriyle böyle değiştire değiştire kombinler yaratabilirsiniz zaten. Ve son üstümüze geliyoruz. Son sporcu sütyenimize geliyoruz. Açamadım. O da bu. Bunun da bu arada desteği var. Yine aynı şekilde şuradan göstereyim. Şuradan çıkarabiliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu çok sevdim. Ben bunu kotlarla falan da giyerim. Gerçekten. Bu arada bunları da ben kotlarla giyerim. Yani bu bence kotla gayet güzel olur. Yani bunu giyeceksiniz. Altına kot, altına da bir spor ayakkabı. Bitti bence. Kahve içmeye falan çıkıyorsanız. Çok kahve içmeye falan çıkıyoruz ya. Hani hiç sormayın. Hep dışarıdayız ya zaten. Aynen Ayşe. İşte yani var bir hayalimiz. Çıkarsak eğer böyle bunları kotlarla falan da giyerim. Evet, aldıklarımız bu kadardı mı? Hayır. Hayır. Arkadaşlar bunu unutmuşum. Yani bizden daha sporcu sütyeni almıştım. Ne gerek var? Bakın görün. Günde 20 saat spor yapacağım ben bu gidişle. Bu hırsla. Bu da çok güzel. Bunun desteği çok çok daha kalın. Yani şu mavinin desteğine benziyor. Şunların destekleri gerçekten çok kalın. Bunun desteği zaten yok. Yine aynı şekilde çıkarılabilir destekler. Arkası böyle çapraz askı geliyor. Ve bu spor sütyenlerinin bu bel kemerlerinin de böyle geniş olmasını seviyorum. Açıkçası ben direkt sporda bu bel kısmı alt üst fark etmez. Bu şekilde geniş olmasını çok seviyorum. Çünkü çok daha güzel topluyor. Çok daha güzel sarıyor. Öyle. Bir tane de bunu almışım. Bu da çok güzel. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aldıklarım hoşunuza gitmiştir. Yani size de buradan istediğiniz parçalar çıktıysa ne mutlu bana. Videoyu burada kapatalım artık ama kapatmadan önce lütfen beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı yani ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Bye bye.